Evet, Gamze Hanım'dan başlayalım efendim. Gamze Hanım, nasıl buldunuz şehriyeli mısır çorbasını? Mısır niye konserve kullandınız? Mısır konserve kullandım. Yani diğeri evet, içine konulabilirdi. Hatta biz haşladık ama bunu zaten konserveyle yapılıyor. Yani benim hep yediğim yerde konserve yapılıyor. Ama tam mevsimi mısırın, yani alacaksınız, bir tane pişirecektiniz. İşte biraz zaman kısıtlaması var. Ama gerçekten var. O kadar çok belli ki içinde, yani şekerimsi bir tat var. Çünkü konserveli mısır şekerlidir. Bana göre öyle. Karabiberi az, karabiber tadı almıyorum. Ve damağımda bir tat bıraktı. Hani bir yağ döndü dilimle. Suyu içtim, biraz iyi geldi. Kıvamı... Yeterince dedim aslında. Karabiberi de var. Bence kıvamı bana göre iyi. Çünkü ben bu şekilde yedim, bu şekilde tattım bu çorbayı. Evet, her damak zevkine uymayabilir ama ben bunu davet sofralarına yakıştırıyorum. Ya bilmiyorum. Yani damağınızda kalan tat sizi rahatsız etti mi? Evet, etti. Yani tereyağı ama tereyağında çok mu yaktınız? Yani böyle bir yanıksı bir tat da var. Bilmiyorum, tek bana böyle geldi ama. Çorbayı beğenmediniz mi? Hayır, beğenmedim. Beğenmediniz. Yok. Peki uğraştırıcı ve yani hamaratlık isteyen bir çorba ama... Terbiyesi güzel olmuş. Bak, terbiyesi güzel ama gerçekten mısırı konserve kullanmasaydınız... İddialı bir çorba mıydı? Yo, değil. İddialı değil. Yani mısırı en azından konserve 10 dakika içerisinde yapılabilecek bir çorba bu. Ama iddialı diyor. 10 dakika kesinlikle değil. Çünkü şehriyesini sonradan kavuruyorsunuz tereyağında. Tamam. En son kavuruyorsunuz ama onu beşamel su tarzında sos yapıyorum içerisine. Süt ekliyorum. Yani tabii ki zaman isteyen bir çorba. Hiç 10 dakikalık bir çorba değil asla. Peki, beğenmedi Gamze Hanım. Afiyet olsun efendim. Afiyet olsun. Özlem Hanım, sizin yorumunuz nedir bu çorba hakkında? Çorbanın kıvamı gayet güzel. Hani hazır mısır kullanmasaydınız, kendiniz haşlasaydınız mevsiminde. Bana yanık tereyağı kokusu değil de sanki böyle unu tam kavrulmamış gibi. Böyle şey, un tadı. Nasıl bir benzetme yapacağım ama kusura bakmayın. Evet, çocuk maması tadında böyle bir tadı var sanki. O şekilde bir tat un geldi ağzıma. Gibi. Evet. Evet. Yani hem de uğraştırmalı bir çorba olduğunu düşünmüyorum. Evet, gerçekten ben ilk kez yedim, zaman tadına alıyor. Baktım. Zaman alan çorbayı, çorba. Mısırlı tabii çorbayı ki böyle hani yarım saat bir saat çorba değil tabii ki ama hani çok böyle uğraştıracak bir çorba olduğunu düşünmüyorum. Sen şimdi yarışmacı öğünü dedin ama hanımefendi hamaratlık yarışmasına katıldı bu çorbayla. Bakın iç, yani pilavla et ağır olduğu için ben çorbayı biraz daha hafif kalmasını tercih ettim. Yoğun geçsin istemedim ama ben çorbamın arkasındayım. Ya da Emel Hanım, ununu fazla koydunuz, un tadıyor böyle bu şekilde. Göreceksiniz, iki kaşık koydum ununu. Yani gayet de güzel kavurdum. Ama iki kaşık koymuş olsaydınız buna... Bu kadar böyle koyu olmazdı. Osman Bununla ya da kremayla olan bir şey. Krema da koyduğunu söyledi ya. Evet, Osman Bey, siz nasıl buldunuz tadını? Şimdi öncelikle ben bu çorbayı daha önce yaptım. Şimdi Gamze Hanım'ın bir tane yorumuna katılmıyorum. Eğer bunun içine normal haşlama mısır koyduğun takdirde mısır sertleşir, evet, kendini çeker. Çeker. Bunda bile normal şu an konserve mısırda bile mısır kendini biraz çekmiş. Ona rağmen eğer taze mısırı haşlayıp koysaydık... Çekecek diye sert olacak. O çeker, daha sert olurdu. O zaman bunu kıtır tercih kıtır etmeyecekti bu çorbayı. Ama hayır. İşte şimdi, tercih meselesi o. Ben tercihen, de mercimek ya da bir domatese de kaçabilirdim ama bunu daha çok bunu yakıştırmak istedim. Tercihen bunu istemiş Emel Hanım ve alternatifini üretmiş. Mısırı yıkadığınız takdirde şekeri kalmaz. Krema... Süt var değil mi içinde? Nasıl da, yani su oranı da var fazlasıyla. Evet, tamam. Süt var. Kreması, sütü, evet, ve un. Bebekler hani diyorsunuz ya siz, evet, bebek maması işte o pirinç unu şu bu falan filan şeker koymadan onu tatlandıracak şey var ya. Evet. Aynı onun gibi, şekeri ondan geliyor. Kıvamı gayet iyi, herhangi bir problem yok. Ben de Özlem Hanım'ın dediği gibi un hafif çiğ kalmış. O un kokusunu alıyorum. O da neden? Neden? Tam orta şekilde kavurmanız gerekiyordu. Yani benim bildiğim kadarıyla. Çünkü içine süt girdiği zaman sütün kokusuyla unun kokusu birleşti. Hamur yoğururken hamur kokar ya hani. Çiğ mi kalmış o? Bir tık çiğ kalmış sanki. Çorbanın lezzeti biraz tuzsuz olmuş. Tuzu eksik. Beğenir gibi oldum. Yani idare eder. Bir de bu çorbanın bir eksiği var baharat olarak. Çok hafif bir kimyon isterdi bu. Kimyon ben mu? Biraz tabii karabiber ki katıyorum. Karabiber haricinde kimyon. Tabii ki de. Kimyon benim yani et kimyon yemeklerinde ya da ve köfteye. Kekiği kullanır mısınız ette? O zaman siz hayır gerçekten yemek yapmıyorsunuz. Kekik kullanmaz mısınız? Hayır, kullanmıyorum. Bana sakın ben amaratım demeyin. Evet. Aha! Neye? Neden? Sakin. Kullanıyorsunuz Oğuzhan Bey? Kekik kullanmaz mısınız? Neye kekik kullanır? Ette. Kekik kullanırım. Genelde tavuğa daha çok yakıştırırım, tamam, ben kekiği. Normal ette? Normal ette kimyon kullanırım. Kekik diyorum ben şu anda. Hayır. Tamam. Hanımefendi kekik kullanmıyormuş da o yüzden. Yakıştırmıyorum ama
ete. Gamze evet, Hanım'ın dediği gibi acımsı kimyon, bir tat bırakabiliyor piştiği zaman. Kimyonu daha çok yakıştırıyorum ete ben. Yani siz normalde şimdiki anam babam usulü et haricinde eti yaparken, marine ederken sütle, işte kekikle, ondan sonracıma biberiyeyle falan marine etmiyor musunuz? Hayır, etmiyorum. O zaman siz yemek yapmayı bilmiyorsunuz. Bence hayır, de. Kekikle değil, siz mesela biberiyeyle. Bilmiyorsunuz. Kimyonla, gerçekten. Sütle. Yani siz kekik kullanmadığı için az önce hanımefendi... Asıl kimyonla marine ederseniz, özür dilerim. Buyur. Asıl kimyonla marine ederseniz acı olur. Kimyon ama sonradan yani eklemeniz gerçekten lazım. Gerçekten Yasemin Hanım ve Oğuzhan Bey, yani siz gerçekten beni ne hakla bu şekilde yargılıyorsunuz ki yemek yapmayı bilmiyorsunuz? Tamam, hayır şimdi. Ilgili. Ne çorba ya? Ya et yemeği. Biz şu an siz başka bir yemek üzerinden örnek verdiniz ya. Zaten ama yemekleri... Ama siz kadın, yani ev hanımı değilsiniz. Güzel yemek yapamıyorsunuz. Sorduysanız ben de cevabını vereyim size. Beni de bir dinlerseniz ne demek istediğimi. Yemeklerin çoğuna tat veren zaten baharattır. Yani. Eğer siz baharat kullanmıyorsanız o yüzden evet yemek yapmayı bilmiyorsunuz. O zaman siz kekiği çorbanızı da kullanın, ara sıcağınızı da ben kullanın. Ben kullanıyorum zaten. Tavuğunuzu da kullanın, ben her şeyinizi de kullanın. Ben kullanmıyorum. Peki hamaratları kekikle mi ölçtünüz az ya önce? Ya evet. Kekik kullanmadığı için hayır. Direkt siz hamarat değilsiniz. Çok böyle dediniz. Şey kendinden emin bir şekilde hayır kullanmıyorum. Hayır. Ya eşim yemek sevmiyor, de ben de sevmiyorum. Eşim sevmiyor. Hayır sevmiyor. Ben sevmiyorum. Ve eşim ben de sevmiyor. Siz şimdi normalde davet masasına yemek yaparken kendi damak tadınıza göre mi yapacaksınız yoksa gelen misafirlerinizi baz alarak mı yapacaksınız? Önce ben tadına eşine... bakacağım, benim damak tadıma uygun olacak ki ben de kendi yemeklerimi savunabileyim. Arkasında durabilecekseniz evet. Eğer gelenekselleşmiş bir şekilde yapmanız gerekiyor. Yani sizin gelenekselleşmiş. Sevmeniz değil, bizim sevmemiz önemli. Yani tüm herkesin ya, bildiği bir şey. Ben de o zaman yapayım size et yemeği. Kekik içine koyayım ama ben hiç onu beğenmeden önünüze koyayım, tadına bile bakamam çünkü. Neden? Çünkü ben kekik sevmiyorum. Ve ben sevmediğim bir şeydi. Yemeğe içine koymak bana mantıksız geliyor. Ben de yoğurt sevmiyorum. Yoğurda alerjim var. Şimdi benim bu masada pardon. Oluru. Birisi bana yoğurt getirir zaman mecburum onu denemek. Zorundayım. Denerim. Bak denemem o değil. O zaman şimdi diyeceksiniz ki ben tadına bakamam. Nasıl bakamadım? Bakar. Hayır. Bana lezzetli gelmeli ki ben gerçekten o yemeği de evet ya bana peki, göre lezzetli. Peki şu ana kadar misafirlerinizden evinizde misafir ağırlıyorsunuz. Tabii ki de. Kekik konusunda ağır bir eleştiri aldınız mı ya da lezzetli? Asla almadım. Hiç. Asla. Benden alırsınız demek. Peki, asla almadım. Göreceğiz. Özlem Hanım siz bir şey söylüyordunuz lafınız kesildi. Yani kekikli bir şey yapılsa yemeyeceksiniz. Ya da puan vermeyeceksiniz. Hayır yerim. Ama benim yani damak tadıma şey, uymuyor. Hayır, bir dediğinizi bak tutmuyor. Şimdi, az önce de... Hayır, Gamze Hanım bakın. Bu çorbanın oluru eğer mısırla ya da sütle ise koymak zorunda. Muhakkak. Et de aynı şekilde. Hani ben kullanmıyorum diyorum, siz kullanabilirsiniz. Kekik nedir bu ya? Alt tarafı bir ot yani. Olsa da olur, olması da olur. Daha çorbanın içine konulacak mısır farkını bilmeyen yarışmacılarla beraberiz. Allah'ım sen bu hafta sabır ver. Peki Yasemin Hanım buyurun. Püf nokta vereceğim dediniz. Problemi ben biliyorum dediniz. Oğuzhan Bey doğruyu mu söyledi? O tat süt ve undan mı geliyor? O taraftan gelmiyor. Sütle undan gelmiyor. Şimdi bu konserve mısır olduğu için bunu çok az da olsa o konservenin içinde kalıyor ya o mısır. İster istemez ne kadar onu musluğun altında yıkarsanız yıkayın. Çok hafif böyle bir çok hafif ama. Bir haşlaması lazımdı. O tatlılıkla bir de kremanın tatlılığı ikisi birbirine karıştığı için tatlılık devam etmiş. Yani buyur burada. Ona batır değil. Krema tatlı mı? Yani her şeyin önüne geçen sadece mısır olmuş. Yo, çok... tuzu. Hayır. Tuz yok. Tuzu. Tuz yok. Tuzu yok işte. Her şeyin önüne geçen şey tuzu. Mısırı normalde açıkladık. Şekerli ya. Şekerli ya. Kafam karıştı. Şekerli ya. Şekerli olduğu için tuzu da olmadığından o şekeri veren mısır. Yasemin Hanım işte benim dedeme geldiniz yine. Tamam. Konserve kullandığı için. Mısırın normalinden bahsedeceğim size. Darı olarak diğer ismi darı ya hani. Evet. Kurutulup cin mısırla süt mısırın arasındaki fark nedir? Biri kurutulmuştur. Anlamadım şu an. Ay öyle mi? Tebrik ediyorum. Bravo. Yani şu an. Ben de süt mısırla evet. Cin mısır arasındaki fark nedir? Biri küçük, biri büyük mü ne? Biri üç harfli. Şimdi süt mısır dediğin şekerlidir. Adı üstünde evet, süt evet, içerisinde evet, barındırır. Evet. Cin mısır dediğin kurutulacak bir mısırdır. Evet. Daha sık tanelidir, evet, daha iridir. Evet. Demek değil ki, mi? Evet, demek ki şu an bu mevsim süt mısır mevsimi. Emel Hanım gidip normal mısırdan da yapsaydı yine aynısı olacaktı. Evet, yine aynı şeker olacaktı. Ama ne kadar çok taktınız bu mısıra be ya. Valla Yasemin Hanım'ın gününde galiba aç kaldık yani yanacağız herhalde. Ay şeydeki gibi kahvedeki gibi Karadeniz muhabbeti şimdi mısıra döndü. Yani mısır alabiliriz siz, salatalarımıza da mısır kullanıyoruz. Evet.
Bazı pilavlara da kullanıyoruz. Yeri geldiği zaman pilavlarda. ben pilava de kullanırım bazen normalde. Hayır, haşlamada ısrar ettikleri için mi bu tepkiniz? Ha, o da değil, şu şeker muhabbeti var ya. Aman artık, bunun neresinde o zaman? Hadi açıklayın da evet, duyuyorum. Evet, neresinde? Konserve kullanıyorsanız. Konserve mısır, şevriye çorbası, krema, süt. Ama artık bunun neresinde? Yani kuş mu konmuşsaydı? Zor bir çorba demedim ki, basit bir çorba. Hani uğraştırması yok bir çorba. Sadece çorbayla hamaratla kıyaslayamazsınız. Diğer yemeklerini de yemek başlangıç zorunda yani. Lazım. Tabii ki başlangıç. Diğer yemekleri de tadın. Hamaratlığı göreceksiniz. Yani hani el açması var, yaprak sarması var. Kesinlikle basit olduğuna inanmıyorum çorbamın. O kadar çok evet. Yoğun böyle her şey katmışsınız ki bir şeyle çorbayı getirseydiniz önümüze limon sıkıp içerdik. Ama o çok klasik olacaktı işte. Aa, bunu ne klasik işte bir... Lazım. Zaten şehriye çorbası... Kaç defa yaptınız değil. Evde bunu? Yapmıyorum ki ben. Yani. İşte ben evde bunu yapmam. Peki şehriyede var mı Gamze Hanım? Hayır ben... bunda da yok. Bunda da yok. Aynı şehriye çorbası. Niye mercimek de şehriye aynı değil mi? Şehriyede adaletli olur mu? O kadar çok içildi ki davetlerde. Çok yoğun, çok, çok yoğun. Kimisi yoğun yapar, mercimek, ezogelin, bunlar hep davete gidebilecek çorbalar. Klasik. Arkadaşlar ara sıcak gelsin mi? Mısır çorbası aslında bayağı konuştuk. Ellerine sağlık. Öyle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.